virajlar başladı. Yok ya, bu Dayerim'in S3'ün orijinal lastikleri kuru zeminde hiç fena değil valla. Gayet güzel tutuyor. S3 sahiplerine duyurulur. Motorunuzu alıp da hemen gidip lastiklerini değiştirmenize çok da gerek yok gençler. Test ettim, onayladım bugün. 450 km gayet güzel yol tutuşu, viraj kabiliyeti var bu lastiklerin. Bak şu anda süratim, yani 95 yüze yakın süratle iniyorum ben bu rampayı. Ne kaç derece yaptığını söyleyemeyeceğim motorun ama yani gayet güzel tutuyor. Hiç tutmama hissi vermedi bana bu 450 km üstünde. Bak gayet güzel. Hop dönüyor. Hop. Ulan böyle derken şimdi bir de kapaklanacağız ha. Ulan Murat, sanki 20 senelik motorcuymuşsun gibi bir havalara girmedi. Gerek yok. Akıllı ol. Sürat felakettir. Nefsine hakim olamayan trafikte kaybeder. Lan ne özlü konuştum yine ya. Güzel. Ben bugünden çok keyif aldım valla. Hele o Kaş tarafı, Demre tarafındaki virajlar falan acayip güzel bir tecrübe oldu benim için. Gençler, darısı sizin başınıza. Hayatımda ilk kez öyle viraj yaptım ve neden motosiklet sürücülerinin viraj yapmak için deli olduğunu, kilometrelerce uzaklara, belli yollara gidip oralarda sürüş yaptıklarını şimdi anlamış bulunmaktayım. Bu arada görüntüde Marmaris. Marmaris ne kadar kalabalık acaba şu anda? Yani İstanbul'un mesela Beşiktaş falan aratıyor mudur diye, ya da Kadıköy'ü aratıyor mudur diye mesela düşünmeden edemiyorum. Ben şu arabayı bir geçeyim ya. Çünkü teyzem çok gereksiz yavaşlıyor. Size bir şey itiraf edeyim mi? İlk S3'e kullanmaya başladığım zamanlarda bu kontra tekniğinden çok bir haberdim böyle. Lan viraja giriyorum, motor dönmüyor. Niye dönmüyor diyorum. Döndürmeye çalışıyorum, motor dönmüyor. Panik oluyordum. Meğer kontrasız dönmüyormuş böyle yüksek süratlerde virajlarda. Onu da öğrenmiş bulunuyoruz. Gençler, kontranın ne olduğunu sormayacaksınız inşallah. Kontra tekniği. Bak şimdi sola viraj var değil mi? Gidona sola doğru ileri bastırdığın zaman gidonun sol elciyi ileri doğru bastırdığın zaman motor sola döner. Sağa bastırırsan sağa döner. Yatar yani. O tarafa meyillenir, döner. Kontra buymuş. Bak göstereyim mi bir daha? Şimdi şuradan şu viraja gelirken. Bak elime şu, ama kafamı da düzülmesi lazım. Şu elim böyle duruyor. Bak bunu böyle bastırıyorum. İleri doğru bastırıyorum. Hop motor sola yatıyor. Aslında motor sola yatmıyor da. Sen tekeri ters istikamete yatırmaya çalıştığın zaman motor bir anda eğim alıyor sola. Yani kendini deviriveriyor. Devirdiği için de dönüyor. Yani olay o. Buymuş. Ben de sonradan öğrendim. Anam. Bunu da kameraya çekmiş olduk. Trafiğin pat diye durmasından mütevellit. Oğlum ben şu yoldan mı girecektim ya? Ya gençler, size bir şey anlatacağız derken şey oluyorduk. Aa, ben buradan gireceğim ya. Ben buradan sola gireceğim. Ya demin ne oldu gördünüz değil mi? Bir anda trafik bir durdu. Biz hoş sohbet yaparken, dur şu camı açayım ya. Gençler, bu arada Marmaris'teyiz ha. Marmaris'e girdik yani. Şimdi ben bir sonraki videonun çekimi için şurada bir motosiklet bayine gidiyorum. O videoyu zaten yakında izleyeceksiniz. Onun için istek de geliyordu. Şimdi o zaman ben bu ışıkta kapatayım. Sonra buradan Marmaris'ten daha biraz daha gideceğiz. İçmelere ve Turuncu'ya gideceğiz. Oradaki virajları da çekerim size. Evet gençler. Motosiklet bayinden. Hangi motosiklet bayinden? Peugeot bayinden ayrıldım. Marmaris Peugeot bayi. Kazazi motordaydım. Sizler için
Peugeot Django 50 cc'nin videosunu çektim. Onu da bir ara yayınlayacağım. Şimdi oradan çıktık. Marmaris'in göbeğindeyiz. Şimdi buradan ben nereye gideceğim? İçmeler tarafına gidip oradan da Turunç'a geçeceğim. Yani bir yaklaşık bir herhalde 45 dakikalık daha yolum var. Bir 20-30 kilometre. Size şöyle Marmaris'in, özleyenler için Marmaris'in içini göstereyim. Tabii bu tam bayram tatil haftası. Buralar ziyadesiyle kalabalık. Bakın bir de şunu söyleyeyim. Marmaris Türkiye'de en çok motosikletin herhalde, daha doğrusu en çok scooter'ın kullanıldığı yerlerden bir tanesidir. Yani şimdi biraz önce Kazazi Motor'da konuşuyordum oranın sahibi Erdoğan abiyle. Acayip her envai çeşit 50 cc scooter satıyorlarmış burada. Yani müthiş bir scooter pazarı var Marmaris'te. Çünkü arabadan çok daha kullanışlı. Marmaris'in her yerine girip çıkabiliyorlar. Bir ikincisi park sorunu olmayan bir ulaşım aracı biliyorsunuz. Scooter. Efendime söyleyeyim. İşte böyle trafikte yatıyoruz. Siz de bu arada azıcık Marmaris'in sahil caddesini seyredin benimle beraber. Gençler şimdi Marmaris'ten çıktım, içmelerden de çıktım biliyorsunuz, bileninize söylüyorum. Marmaris'ten sonra içmeler vardır, içmelerden sonra da dağa sarmaya başlarsın. Aynı böyle işte Turunç. Turunç böyle 5-6 bin nüfuslu, Marmaris'teki o koyun öbür tarafına düşen bir kasaba. Şimdi oraya gidiyorum Turunç'a, yaklaşık bir 20 kilometre falan Marmaris'ten sonra işte yolum var. Böyle bol virajlı, çok güzel ormanların içinden dağı aşaraktan gittiğimiz bir yol. Artık videonun bunlar sonları. Yavaş yavaş. Bir de Turunç'a girerken tepeden Turunç'u gösteririm size. Onun dışında kaç saat? Sabah 4'te çıktım. Şu anda saat 3.30. 11.30 saat olmuş. Tabii bunun yaklaşık 1.5 saati Marmaris'te Peugeot bayinde geçti. Orada laflarken maflarken vakit geçti. Yani o 10 saatte buraya gelmiş oldum. Çok durdum tabii yolda. Ben hem durmayı seviyorum hem de motorla gittiğin zaman araba gibi, yani öyle 2-3 saat kullanayım durayım yapamıyorsun. Bunun üzerinde uyuşuyorsun çünkü titreşimden ve yol şartlarından. Çok sık mola verdim. Severim de zaten mola vermeyi. Yani 10 saatte falan buralara gelmiş oldum işte 450 kilometre. Onun dışında kazasız belasız, kanımız akmadan ama terimiz bol bol akarak geldik. Ne demiş Evliya'nın bir tanesi? Şu kıyafetleri giy de kanın akacağına terin aksın demiş. Biz de öyle yaptık bugün. Tam teçhizat. Antalya'dan Marmaris'e kadar 450 kilometre 10 saat yol geldim. Biraz daha var. Ondan sonra ben size, hepinize bugün için güle güle diyeceğim. Dönüş videosunu farklı bir yoldan yapacağım. Eğer bileniniz varsa
tahmin edecektir. Ben kıyıdan geldiğim için Marmaris'e uzadı. Asıl Fethiye'den sonra içeriye yukarı çıkıp kuzeye, oradan Söğüt Korkut eli üzerinden de Antalya'ya gidebiliyorsun. 100 kilometre daha kısa. O yol 350 kilometre. Belki dönüşte de çekebilirim. Özellikle Fethiye'den yukarı olan kısmını çekebilirim. Bakalım. Haleti ruhiyeme bağlı. O videoları da eklerim. O videoları eklersem tekrar görüşeceğiz demektir. Eklemezsem kendinize iyi bakın diyorum. En son şimdi turuncu iniş görüntüleriyle bu faslı kapatacağım gençler.